Yakın, ha, nerede oturuyorsunuz? Yakın mısınız beraber? Yan yana mı oturuyorsunuz? Hayır, değiliz. Uzakta. Ben başka şeyler biliyorum ama yine de ben... Söyleyemem. Söyleyemem. Onları karıştırmayın. Ben adresi sormuyorum canım. Senin çocuklarınla aran nasıl, onu öğrenmeye çalışıyorum. Herhalde canım, niye aramayayım? O da sever beni. Ben ama de bak, onu. Ama bak, bir fotoğraf, hı, gösteriyor. Diyor ki madem diyor bu kız evli, hı, madem bunun psikolojik, hı, sorunları var, benim, hı, yanımda çok mutluydu ve yanak yana böyle. Ay, hiç de mutlu değil. Hiç. Geliyordu bana, anne çıkacağım oradan diyordu, ağlıyordu yavrum. Kızını götürüyordu temizlik yapmaya, yemek yapmaya. Babasının, lütfen, babasının evini bile oğlanın bacağı kesildiği zaman hanımı dedi, demiş ki, ya konumuz oğlu değil. Eğer benimle durarsan bana ev ver. Karıştır. Anlatıyor. Sizin anlattığınız hiçbir şeyin gerçek olmadığını iddia ediyor. Ama sizin kızınız oraya gidip temizlik mi yapıyordu? Evet, evet bebeğim. Nasıl, evet, nasıl güzel yemek yapar mı? Oo, süper. Vallahi. Süper. Nasıl? Baş, peki. Annesinden öğrenmiş. Benim köfte salonum vardı. Beraber çalışıyorduk Üsküdar'da. Köfte salonum vardı. Ne zaman tabii açtın? Vardı. Ne zaman kapattın? Kapattım. Ha? Ha. Aa, beraber süper yapardık, yemek de yapardık. Sen... Bayılırlardı, gelirlerdi. Sen mi yaptın bu yemeği derlerdi. Senin yanında, aa, senin kızın demez, ha, miydi bana? Şükrü sen benden iyi yemek, hayır, yapıyorsun demez miydi? Şey. Senin hiç yanında de ben, bu da yalancı ben ama. Mezarın karşında. Hadi hadi yürü, yürü. Hadi. Sen zaten... Hadi yürü, yürü, yürü. Elif Hanım'ı. Hilmiye Hanımcığım, Şükrü Bey diyor ki ben de aşçıyım, hepsinden güzel yemek yaparım diyor. Kendi kızı söyledi bunun yanında, bana telefon etti de. Aman söylesin ya. Yani annesinden hiçbir şey öğrenmemiş. Dedi ki sen benden iyi, ben 3 sene açlık yaptım Londra'da, Beşiktaş gibi yerde, lüks yerde. Hilmiye Hanım, Hilmiye Hanım. Bunlar yalan konuşuyor ya. Bu ne bu ya, gözünü seveceğim bir insana ya. Şu ne ya. Bak boğazlarım gitti. Bu ne? Madem ki de gelmemiş, bir gün bunu gelmiş. Bunu dinlemiyorum. Bu ne? Sesini nefret ediyorum. Tamam et sen ziyan. Yok, ben seni istemiyorum zaten. Ben senin kızının karşılamı istiyorum. Onun hala sözlerini istiyorum. Stüdyoya gelmesini istiyorum. Peki Hilmiye Hanımcığım, Şükrü Bey sence ne istiyor? Hilmiye Hanım. Aa. Hey. Aa. Unutamayacaksın. Aynen bunun yanlarında bir adam, ha, var. Aynı telefon dedi ya bana. Sen diye bu kadınlara, ha, herhangi bir söylemiş olduğu sözleri diye ya yerine götürmezsen kime, bir seni yaşatmam bir adam. Dediğim dedik, Böcabbar, bir kadın mısınız? Ben görümcesi burada, uygular mıyım ben şimdi? Hayır. Oho. Çok hayatta görmüş geçirmiş bir ben kadınsınız. Çocuklarıma, bakın bir şey söyleyeceğim. Torunlarıma hayatta. Hilmiye Hanım, siz çok, ha, görmüş geçirmiş bir kadınsınız. Evet, evet. Sizin canım, kızınız, sizin yani böyle hayatı çok dolu dolu yaşamışsınız galiba. Evet. Ben mi? Evet siz. Ha, ben yaşadım. Bitti, bitti artık. Bitti mi? Bitti. Ne zaman bitti? Bitti? Ne zaman bitti onlar? Oho! Oh. Yıllar oldu. Siz ne iş yapıyordunuz gençliğinizde? Çalışıyor muydunuz? Ben gençliğimde canım. Hı. Babam tekstilciydi. Tekstilci, evet. Toptan tekstil dağıtırdık. Sonra ben aldım babamın elini. Hı hı. Ben bir otobüs aldım. Otobüsü mağaza gibi yaptım. Aa.
Tabii. Hep ayaklarınızın, toptan buldum, toptan verdim. Buldum, öyle verdim. Her tarafı gezdim. Otobüsü siz mi kullandınız ya da şoför aldım yanıma. Şoför aldınız. Ekmek paramı buldum çocuklarım için. Yani. Sen bayağı bir fedakar bir anneydiniz anladığım kadarıyla. Ben öyleyimdir. Söyleyebilir miyim? Öyleyimdir. Kızım, siz de böyle çok güzel olduğunuzu... Evlendirmek istemedi. Evlenmek istedim. Çok istediler beni. Ama kızım için bıraktım. Ne zaman sizi istediler? Ne zaman evlenmek istediniz en son? Ölünce başladı. Kim ölünce? Kaç yaşında başladı? Eşiniz ne zaman vefat etti? Benden 5 yaş büyüktür o. Ben 54'lüyüm. 88'in sonunda öldü. Çok mu talipleriniz vardı? İyi insanların talipleri olur ya. Güzelsiniz de tabii. Çok da güzelsiniz. Hatasını söyleyeyim mi? Ben de şu anda görüyorum fotoğrafınızda ekranda sizin var. Yok, kaşınız, gözünüz, yüzünüz. Çok güzelsiniz. Bitti. Hatasını söyleyeyim mi? Gözünüz bir dakika, dur bir dakika. Ben bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Gözünüz renkli mi? Yeşil mi? Renkli mavi. Bizim dedelerimiz Bulgaristan'dan gelmiş. Anne tarafımız Selanik. Çok güzel. Sizin kaşınız, gözünüz, dudaklarınız çok güzelsiniz. Evet. Peki. Öyleydim. İyi niyetliydik biz. Öyle kötü niyetli değildik. Kimseyi çarpmadık, çırpmadık. Yani. Sevmeyiz biz öyle şey. İki tane ev vardı. Birini bir kardeşime verdim. Kardeşimin ayakları kesildi. Birini ona verdim. Siz eşiniz vefat ettiğinde siz 34 yaşındaymışsınız, doğru mu? Tabii. Evet canım. Evlenmediniz mi 34 yaşından bu yana? Evlenmedim. Çocuğum 3 yaşında kaldı oğlan. Vallahi bravo. Kız 11 yaşındaydı. 12 mi 11 mi? Yani. Ben nasıl bir anne olduğunuzu anlamaya çalışıyorum. O yüzden bu soruları soruyorum. Çalış. Hem güzel, hem fedakar, hem özverili. Yani. Ben öyle. Vicdanlıyız biz. Şuramızda bir vicdan var. Var. Sizin evlenmenizi Elif mi istemedi? Tabii istemedi. Bırakamadım hastalığından dolayı. Niye vasisi olmak istemediniz peki kızınızın? Madem bu kadar rahatsızlığı vardı, neden vasisi olmak istemediniz? Ne gibi yani? Hayır zaten yani böyle... Ben, inanır mısın, o şeyde yatarken ben gidiyordum, şeylerde yatıyordum. Beni sokuyorlardı içeri. Yıkıyordum onu Bakırköy'de, yıkıyordum, ediyordum. Küfeyle dolduruyordum, öteye götürüyordum. Yani. Bir şey söyleyeceğim. Madem kızınızın bu kadar çok psikolojik özel olarak bir durumu varsa, siz niye her hafta boyunca dinlemiyor beni yavrum. Şükrü Bey'in yanına gönderdiniz. Annemi. Niye gönderdiniz her hafta? Dinlemiyor beni. Ne dediniz siz Şükrü Bey'i gördükten sonra o eve bir daha gitme dediniz mi? Bir şey merak ediyorum. Çok görmüş, geçirmiş, lüks segmentlerde bir hayat yaşamış bir kadınken siz. Öyle bir kadın olursa, ya Şükrü Bey'i gördüğünüzde ne olduğunu anladınız mı, nasıl bir adam? Ben anlarım, insan tarafıyım. Ben insanları giydirir, toptan verirdim. Bravo. Tabii. Peki Şükrü amcanın evine gittiğinizde, kızınızla beraber onun evine gittiğinizde Şükrü amcanın niyetini anladınız mı? Anlamaz olur muyum ben? Ben kaç yaşındayım anlamayacağım yani. Güzel. Kızıma da söyledim. Nasıl eve anladınız? Gitme annem dedim. Nasıl? Gitme, erkeklere iş olmaz dedim. Niye Şükrü Bey'i beğenmediniz? Allah Allah anneciğim, şu kocası var. Yani. Hayır, işveren olarak, ama evinde de gece kalıyorsunuz ya, o yüzden soruyorum. Hayır, gece kalmaz olaydım ya. Geç oldu. Temizle, geç oldu. Dönemedik uzakta. Temizlik yaptılar mı peki Şükrü Bey, anne kız? Hayır. Bu hep yalan konuşuyor. Yalan konuşmuyorum ben. Ya yattı doğru bir gece, bunun yattı doğru 3 gecede. 3 gecede Elif'in yattı doğru. Bir de iş yaptım diyor. Hayır, bu çok hasta titiz. Zaten hasta kadın ne yapar? Biz kalp var bunda. İki kere. İşlerine gider. Temizlikleri beğeniyorlar diye. Siz güzel yemek yapıyorsunuz, güzel temizlik yapıyorsunuz. Anladım. Peki bana şunu söyler misiniz? Oraya gittiğinizde, eve gittiğinizde odaları temizlediniz mi, girdiniz mi? Evet. Lütfen artık sormayın, yoruldum.
Yeter, dün de konuştuk bunları. Hayır bakın bir şey, ben öğrenmeye çalışıyorum da bir hala oturmayan şeyler dün var. Dün öğrenmediniz mi? Ben bir kerekte öğrenirim. Bir kerekte. Yok. Yıllık yayıncıyım ama sizin kadar zeki olamadım. İşte Allah öyle yaratmış beni. Evet. Babam çok zekiydi. Bravo. Bravo. 61 yaşındaydı. Vallahi çok yayınlar yaptım da böylesini ilk kez yapıyorum. Bunu hataları işte, söyleyebilir miyim karşısına? Hem güzel hem zeki, bravo. Çok zor bulunuyor. Peki yani, hataları söyleyebilir miyim ona? Bir dakika, bekle. Yok. Bir dakika, bir dakika. Hayatta...